PKK'ya bir kere çok fazla genç zorla sokuluyor. Bunlar mağdur. Devlet bunları mağdur statüsünü alsın, kurtarsın bunları. Yani binlerce genç kız mağdur. Ya evinden alıp götürüyorlar kardeş, babasının gözü önüne, babasının çıtı çıkmıyor. Adam PKK'lı ilan ediliyor. Olur mu böyle şey ya? Zorla silah verilmiş eline. Adam nefret ediyor. Gel bakalım PKK'lı. Öyle PKK'lı olur mu? Burada bir ecaiplik, bir şeytani düzen var. Bir anormal bir yapı var. Buna müsaade edilmez. Fotoğraf gösterir efendim. Evet bakayım. Gençler hep dağ kadrosunda. Ya kardeşim bunlarla konuşuyorsa hiçbiri kabul etmez. Hiçbiri kabul etmez. Yani akıl almaz mantıksız bir ideoloji, Stalinizm. Ya 2015 yılında Stalinizm'den bahsediyorsun sen. Yani şu yönden kabul etmezler, dehşet sistemi de Stalinizm. Ama felsefi olarak, bilimsel olarak cevap verilmesi lazım. Sen felsefeyle cevap vermiyorsun, bilimle cevap vermiyorsun. Kafanız ezer mantığının olmaz. Adam seni dinlemez o zaman. Çocuk yaşta olanların da fotoğrafları var bazı. Bakayım. Sen hep bak çocuk. Evet. 16-17 yaşında efendim. Uyuşturucuya alıştırıyorlar. Ya uyuşturucu solda sıfır kalır. Can korkusu. Evet. Ne uyuşturucusu? Şimdi diyor ki bak baban, annen, İşte Zeliha ablan falan hepsine görüşüyoruz diyor. Selamları var, sana saygı duyuyorlar diyor. Adam silahlarla evin içine giriyorlar. Domuz gibi pis adamlar, böyle bir yıl iki yıl yıkanmamış. Leş gibi de gidip tertemiz Kürt kardeşlerimiz de evine girip Bağdaş Kurulu diyor. Hüseyin diyorlar mesela dede, babasına. Nasılsın diyorlar, bize bir yemek hazırlat falan diyorlar. Evin kızı onlara yemek hazırlıyor falan. Senin oğlan diyor bize dağdan selam getirdi, sana selam getirdik diyorlar. Evet. Babandan sana selam geldi diyor adam. Ya kanı iliyince giriyor adam. El bombalarına falan evin içine giriyor adam. Yani çocuk o dağdan nasıl insin? Korkudan inemiyor. Kaçamaz da zaten. Anında vururlar. Hadi bunları havadan bombalayalım lan, olmaz. İlmi mücadele gerekiyor.